İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da biraz önce Engin Yağcı'dan son durumu aldığımız noktada tam orada incelemelerde bulundu. Yerlikaya 137 kişinin kurtarıldığını, can kaybı ve yaralının olmadığını söyledi. Doğu Karadeniz'deki riskin ise gece yarısına kadar süreceğini ekledi. Kuvvetli yağış oldu. Zaman zaman metrekareye 250 kilogram düşen yağışlar alan yerlerimiz de oldu. İçinde bulunduğumuz güzel şehrimiz Bartın'da 200 kilogram ile 150 kilogram arasında kuvvetli yağışlar aldı. Hanelerimizde, iş yerlerimizde, tarım arazilerimizde su baskınlarına sebep oldu. 137'ye yakın vatandaşımızı biz helikopterle, botlarla, iş makinelerle Bartın ilimizde hamdolsun kurtardık. Yaralanan bir vatandaşımız yok. Sadece ülkemizde değil ama tüm dünyada bilinen bir gerçek var. İklim değişikliği. Bakın hükümetimiz Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ismini bile değiştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Şunu söylemek istiyorum aziz vatandaşlarımıza. Bu iklim değişikliği bizim elimizde olan bir şey değil. Batı Karadeniz'de yani içinde bulunduğumuz şehirde hamdolsun artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Meteoroloji saat 10 itibariyle bize bu uyarıyı verdi. Haberleştik. Orta Karadeniz'de de öğleden sonra saat 15'ten itibaren etkisini yitiriyor. Ama buradan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Bu gece saat 24'e kadar kuvvetli yağış, biraz da rakam verelim. Metrekare 100 kilogramın üzerinde yağış alma ile ilgili tahmin olduğunu belirtmek istiyorum.